Uzun zamandır beklenen Malcolm ve Mary filmi sonunda 5 Şubat'ta Netflix'e yayınlandı. Filmi yazan ve yöneten Euphoria'nın yaratıcısı olan Sam Levinson'dur. Filmin başrollerinde de yine Euphoria'daki başarılı performansıyla Emmy'de drama dizisi en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Zendaya ve tane tane tanıdığımız John David Washington yer almaktadır. Film tam bir karantina dönemi filmi. Siyah beyaz tek mekanda çekilmiş ve sadece iki karakterden oluşmaktadır. Filmdeki olaylar da bu iki karakterin arasına çıkan tartışma üzerine kurulu. Konusu ise Malcolm bir film yönetmeni. Yönettiği filmin galasından sevgilisi Mary ile dönüyor. Zaten olaylar da eve geldikten sonra başlıyor. Malcolm yönettiği filminde aslında Mary'nin hayatına odaklanmış. Onunla birlikte yaşadıklarını ve birlikte oldukları süre boyunca Mary'nin üstesinden gelmeye çalıştığı durumları gözlemleyip bunları filminde anlatmış. Ve galada Mary'e bir teşekkür bile etmemiş. Tartışmada bu teşekkür etmeme üzerinden çıkıyor. Mary hissettiklerini, ilişkileri boyunca Malcolm'a gözlemlediği davranışları, içine bastırdığı duyguları artık daha fazla tutmayıp böyle bir çıkış yolu bulup dile getiriyor. Bazen tansiyon yükseliyor, bazen de tamam artık her şey tatlıya bağlandı derken birbirlerine söyledikleri bir cümle bile tansiyonu tekrar yükseltmeye yetiyor. Anlayacağınız tam bir toksik ilişki. İkisinin de birbirinde sevdiği ve sevmediği taraflar var. Mary daha kırılgan, daha düşünceli. Malcolm ise daha narsist bir karakter. Haklı ya da haksız olan zaman zaman değişiyor. İzlerken kendinize her iki karakterin de yerine koyabiliyorsunuz. Taraf tutma durumunu ortadan kaldıran güçlü diyaloglara yer verilmiş. İnsanda empati kurdurup kendi ilişkilerimizi bir süzgeçten geçirmeyi sağlamıyor da değil. Tam bir aynı görevi görüyor. Hareketten değil, daha çok diyaloglardan oluşan film sadece iki karakterin ilişkilerini gözden geçirmeleri üzerine değil. Aynı zamanda yaşadıkları kaos anı sırasında söz açılıp bahsettikleri başka konular da var. Bu diyaloglarda film endüstrisinin nasıl bir yapıya sahip olduğundan, Glass'ın yapmış bir filmin yönetmeninin bir film eleştirmeni hakkında neler düşünebileceğini, yine hem bu sektörde hem de gerçek hayatta da karşılaşılan ırksal sorunlara da yer verilmiş. Sonunda her iki karakter de birbirleriyle şiddetli bir şekilde yüzleşse de en sonunda ortak bir yol bulup birbirinden kopamıyorlar. Filmde kullanılan müziklerden tutun sinematografisine kadar gerçekten özen gösterilmiş. Temposu yavaş bir film. Eğer hareketli romantik komedilerden hoşlanıyorsanız ve izlerken düşünmeyi, sorgulamayı, empati kurmayı, kısacası izlemek için izlemeyi seviyorsanız size göre bir film değil. Çünkü ilk 10 dakikada kapatmayı düşünebilirsiniz. Siz de film izlerken neler hissettiğinizi ve film hakkındaki görüşlerinizi yorum yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.